Taha Akyol, Karar Gazetesi, Türkiye Yüzyılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı seçimler için hazırlanmış bir metindir. Miting havasındaki toplantıda bunun görseli olarak düzenlenmiş. Erdoğan tarafından şu veya bu şekilde olumsuz tavırlara maruz kalan gazetecilerin ve ağır sözlerle aşağılanmış muhalefet partilerinin davet edilmesi son yıllardaki dar ideolojik ekibin dışından bir elin tanıtım uzmanı akademisyen Ertan Aydın'ın rolünü yansıtıyor. Seçim propagandasının neye odaklanacağı da belli. Birincisi eldeki ideolojik tabanı pekiştirmek, başörtüsü için anayasa değişikliği bunun bir örneği. İkincisi Erdoğan'ı geçmişte %50'ye çıkaran ama artık kaybettiği merkez seçmeni ve aydınları yeniden kazanabilmek metinde iğreti duran daha fazla özgürlük gibi sözler. 2023 hedeflerim. Erdoğan'ın 2011 seçim bildirisinde açıkladığı 2023 hedeflerini hatırlamamak mümkün mü? Teknik olarak daha iyi çalışılmış bir metindi. Erdoğan ekonomi politikasında üç temel ilkeyi vurguluyordu. Mali disiplin, fiyat istikrarı, Merkez Bankası'nın operasyonel bağımsızlığı. Doğruydu. 2001 reformlarından devralınan bu ilkelerle ve AB sürecinin de katkısıyla Türkiye yılda ortalama %6.7 büyümüş, kişi başı gelir 12 bin dolara çıkmıştı biraz abartılı olsa da 2023 yılında kişi başına gelirin 25 bin dolara, ihracatın 500 milyar dolara çıkması o zaman tasavvur edilebiliyordu. Fakat ciddi bir eksiği vardı. Yol haritası yoktu. Kurumlardan eğitime, dış politikaya nasıl bir yapı oluşturarak bu hedeflere ulaşacaktı. Genel söylemler vardı, somut programlar yoktu. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı sisteminde ne mali disiplin, ne fiyat istikrarı, ne de kurumların fonksiyonel bağımsızlığı kaldı. 12 bin dolardan 9 bin dolara düştük. Yol haritası. Hedef koymak kolay. Seçimler içinde de elverişli. 2023 hedeflerini iktidar yaklaşık 10 yıl propagandada kullandı ama bu hedefleri gerçekleştirecek kurumlar, mesela Merkez Bankası bağımsızlığını kaybetti. Eğitimde kalite düştü. 25 bin dolar gelire ulaşmak için teknoloji kullanan yüksek becerili, iyi eğitimli iş gücü lazım ama VEF'e göre ekonomik gelişmeyi zorlaştıran 16 sorun arasında iş gücünün eğitim yetersizliği bizde %11,5 ile 3. sırada yer alırken Çin'de %5,2 ile 10. sırada kalmaktadır. İran bilimsel yayınlarda son 10 yılda bizi geçti nasıl 10 büyük ekonomiye girecektik? Gelirimiz nasıl 25 bin dolara çıkacaktı? Görülüyor ki hedef koymaktan ziyade kaynak yaratacak ve kaynakları rasyonel kullanarak hedefe götürecek yol haritası çok daha önemlidir. Türkiye Yüzyılı adlı metinde de bu yok. Bu alanlardaki yetersizlikler ve yanlışlar bizi 9 bin dolara düşürdü. Adım başı üniversite açmak yerine ekonomik iş gücü ihtiyacına göre eğitim verilmeliydi değil mi? Değişen politikalar. Bunlar gözetilmedi. Seçim odaklı politikalar izlendi. Halbuki hedeflere ulaşmak için eğitim, kurumlar, yargı bağımsızlığı, bağımsız denetim gibi alanlarda ciddi reformlar lazımdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 2 yıl önce şöyle diyordu. Ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemimizle ilgili yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktık. Yakında bu reformları kamuoyuyla paylaşacağız. Naci Aval, Merkez Bankası Başkanı, Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanıydı. Erdoğan, faiz acı ilaçtır, uygulayacağız diyordu. Ne oldu? 4 ayda bırakıldı. Epistemolojik kopuşa geçildi. Nasıl güven yaratılacak? Cevapsız sorular. Erdoğan da defalarca söyledi. Ekonomide en büyük ihtiyacımız sermayedir, kaynaktır. Türkiye 100 yılı bu konuda ne diyor? Nasıl kaynak temin edilecek? %9-10 dolar faiziyle borçlanmaya devam ederek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakimlerin kararlarından dolayı sürülmelerini önlemek için hakimlere coğrafi teminat getireceklerini söylemişti yargı bağımsızlığı yönünde önemli bir adım olurdu fakat 3,5 yıl doluyor yapılmadı. Türkiye yüzyılında da tek kelime yok. Listeyi uzatmıyorum. Erdoğan Türkiye 100 yılı adlı belgede Cumhurbaşkanlığı sisteminde Bahçeli'nin dile getirdiği açık sorunları bile görmezlikten geliyor. Ekonomiyi küçülten heterodoks politikalarda ısrar ediyor. İlk 10 yılda rasyonel politikalara destek vererek iktidarı %50'ye ulaştırmış Merkez Seçmeni ve Aydınları tekrar kazanması hiç de kolay gözükmüyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.